Sizleri 18. yüzyıl Osmanlı mutfağının en lezzetli yemeklerinden biriyle tanıştırmak istiyorum. Kökeni Yunanistan'ın güneyindeki Mora Yarımadası'nda olan bu yemeğin ana malzemesi ıspanak. Tarih kitapları 15. yüzyılda sarayın hastanesinde yatanlara kışın her gün ıspanak yedirdiğini yazar. Bu kadar yararlı bir sebze olan ıspanakla ilgili yapılan pek çok yemek var. Etli kavurması, pirinçlisi, yumurtalısı ve pidesi ilk aklıma gelenler. Ama şimdi bu saydıklarım değil, bence en lezzetlisi marmalineyi paylaşmak istiyorum sizinle. Hadi başlayalım. Sirkeli suda yıkayıp hazırladığım ıspanağı kaynayan suyun içine atıyorum ve 3-4 dakika bekletiyorum. Ispanaklar orada haşlanırken ıspanağın üzerine dökeceğim iç harcımı hazırlıyorum. Koyun peynirini eziyorum. Üç adet yumurta içine kırıyorum. Tuz ve karabiberini de ilave ediyorum. Evet, şimdi ıspanağı çıkartıyorum. İlk kaşık yardımıyla biraz suyunu sıkarak ayrı bir kasenin içine alıyorum. Bir iki dakika soğutuyorum. Ve fırın tepsisine koyacağım. Bu arada geri kalan tereyağını da eritip hazırlıyorum. Tereyağı burada erirken çıkarttığım ıspanakları kabın içine koyuyorum. Hazırladığım peynirli harcı üstüne koyuyorum. Eriyen tereyağını da harcın içine döküyorum. Ve daha önceden ısıtıp 180 dereceye getirdiğimiz fırının içine koyup peynirler eriyene kadar pişiriyorum. Evet, peynir eriyip üstü kızarana kadar beklettik. Şimdi fırından çıkartıyorum. Servis tabağıma alıp sunumunu yapacağım. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun.